Muğla Belediyesi 2024 kültür sanat sezonu kapsamında düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Tuzla Belediyesi, Rumeli Kültür Merkezi'nde 18 ustanın hazırladığı 70 eserden oluşan Karma Yakma resim sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Açılışa Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve çok sayıda sanatsever katıldı. 11 Mayıs tarihine kadar açık kalacak sergiyi Yusuf Ziya Güreken düzenledi. Serginin açıldığı ilk günden itibaren İstanbullu sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Son dönemlerde yeniden popüler olan ahşap yakma sanatı teknolojinin de kullanılmasıyla en görkemli günlerini yaşıyor. Sanat hayatın özü, hülasası ve birçok çeşidi var. Bugün burada da ağaç yakma sanatı üzerinde sanatın duayeni olan bir sanatçımızın hem kendi eserlerini hem de bu sanata gönül vermiş birçok sanatçının ortaya koyduğu eserlerin sergilendiği bir sergi dolayısıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sanat bugün de olduğu gibi buluşturur, güzellikleri ortaya koyar. Aynı zamanda fıtrata, doğaya uygun olan sanat insanı dinlendirir, ufkunu açar. Ağaç yakma sanatı özellikle o bölgenin değerlerinin yaşatılması ve sanata dönüştürülmesi noktasında da güzel bir örnek teşkil ediyor. Görev yapmış olduğum birçok ilçede o ilçenin güzelliklerinin bir gravür şeklinde yakma sanatıyla ahşaba işlenerek o ilçede görev yapan, gelip ziyaret eden misafirlere takdim edildiğinde aynı zamanda ilçenin tanıtımını yaparken insanların çok sentetik olmayan doğal materyallerden almış oldukları hediyeleri de evlerinde, çevrelerinde taşıdıklarını, sakladıklarını gördük. İnşallah bu sanat bu anlamda da değerlerimizin yaşatılmasına da katkı sağlayacaktır. Ben emeği geçenlere, katkı sağlayanlara, bu sanatın yaşatılmasına ve geliştirilmesine gönül verenlere teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlarken sanatla kalın, sanatla birlikte olun mesajını veriyorum. Evet, böyle takdim de etmiş olalım. Sağ olun. Buradayız başkanım. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size ahşap yapma resim örneği olarak Atatürk'ümüzü çok çok teşekkür ederiz. Gurur duyduk. Şöyle dedim. Buyurun. Evet. Ahşap yakma tekniği dekoratif amaçlı olarak antik çağlardan beri ahşap ve deri eşyaların benzeme işlemlerinde kullanılmaktadır. Gerçekten Tuzla'nın kültür ve sanatla buluştuğu alan sayısını arttırmamız lazım. Bugün Rumeli Kültür Merkezi'ndeyiz. Yakma sanatı üzerine gerçekten mükemmel eserler inceliyoruz. Çok da böyle hakikaten keyif aldığımız, gurur duyduğumuz işler çıkmış burada. Bunu Tuzlalılarla daha çok buluşturmalıyız. Kültür sanatı Tuzla'da daha güçlü hale getirmeliyiz. Getireceğiz de kapalı alanlardan yazın açık alanları alacağız. Sahildeki alanı güçlendireceğiz. Aydınlı mahallemizde, bir iki mahallemizde daha bu konuda çalışmalar yapacağız. Çünkü sanatçılarımızın eserleriyle Tuzlalıları buluşturmak, kültürle, sanatla Tuzlalıları buluşturmanın önemini biliyoruz. Tuzla aynı zamanda kültür, sanat kenti olarak da anılacak. Bunu sağlayacağız. Bu vatandaşlar da bu için çok istekli, çok kalabalık. Kesinlikle müthiş bir ilgi var. Aslında çok daha büyük kalabalık olabilir, çok daha büyük bir ilgi olabilir. Sadece biraz daha çeşitli alanları kullanıyor olmamız lazım. Kullanacağız.